Değerli yatırımcılar, herkese merhabalar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, aslında bakarsanız benim çok yakından takip ettiğim iki enstrümanda da yine beklentilerime birebir paralellik gösteren fiyatlamalar söz konusu. Bunlardan bir tanesi Bitcoin. Daha önceki videolarımı izleyenler bilir. Bitcoin'i izleyin. Bitcoin'de çok kritik teknik direnç seviyeleri aşıldı. Bakın Trump'ın gelme ihtimali var. Dolayısıyla Trump fiyatlaması başladı. Ciddi bir yükseliş hareketi oluşabilir tarzında yorumlarda bulunuyordum. Gelmiş olduğumuz sonuçta net ve keskin bir yükseliş hareketi var. İkinci olarak altın fiyatları. Hatırlayın e, ciddi anlamda zirvelerinde şöyle bir patinaj çeken bir görüntü vardı. Ve özellikle de bu yerlerde yani zirve seviyelerinde bu yükselişin devamı noktasında epey bir güçsüz bir görüntü var dedim. Bakın buralardan bir miktar kar realizasyonları gelebilir. Ağırlık arttırma noktasında ya da yeni bir alım yapma noktasında çok acele etmeyin e, tavsiyelerinde bulunmuştum. E, kanalındaki sadık izleyiciler ne demek istediğimi anlar ve bilir. Dolayısıyla gelmiş olduğumuz noktada Bitcoin'de yükseliş hareketi özellikle bugün çok daha fazla sertleşirken altın fiyatlarındaki bu sefer de düşüş hareketi sertleşti değerli yatırımcılar. Şimdi grafikleri yorumlayıp altın mı, Bitcoin mi? Yani altın yatırımı yapmak daha mantıklı bundan sonra Bitcoin yatırımı yapmak mı da daha mantıklı noktasında konuya yaklaşacağız değerli yatırımcılar ve konuya yaklaşmadan önce yani grafiklerle analiz etmeden önce de YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altında yorum yapmayı unutmayınız. Aynı zamanda katıl üyeliğinde aktif ettiğimi biliyorsunuz. Teknik analiz eğitimleri, grafiğini beğendiğim grafiği güzelleşen, alım yönünde değerlendirilebilecek e, hisse senetlerini paylaştığım videolar. Tabii ki burada alçalt e, tavsiyeleri yok. Tamamen strateji üretiyoruz ve aynı zamanda da yine katıl üyelerine özel canlı yayınlar açacağım. Dolayısıyla katıl üyeliğini de aktif ederseniz bence sizin için bir hayli faydalı olacaktır diyerek hiç zaman kaybetmeden şöyle hızlıca konuya giriş yapalım değerli yatırımcılar. Sizlere önce önce ons altın cephesinden bahsedeceğim. Şimdi bakın ons altındaki net yükseliş hareketini görüyorsunuz. değil mi? Bakın burası ana trend. Yani kaçtan başlıyor bu ana trendler? Şöyle baktığında 1800'lerden başlayan fiyatlamalarda bir ana trend var. Bu ana trendin içerisinde bir de ikincil trend namı diğer ara trend var. Bu ara trendin de başladığı yer kabaca bakıyorum 1900 seviyeler. Yani ana trend 1800, ara trendler 1975'ten başlıyor. Şimdi öncelikle bir ara trende bir odaklanalım. Neden? Çünkü o seviyeye çok yaklaştık. Yani mavi trendden bahsediyorum. Şimdi öncelikle bir şeye dikkat edin. 1900 kabaca 1970'lerden başlayan yükseliş hareketinin desteği yani bu e, yükseliş trendinin desteği kaçtan geçiyor? 2583. Zaten ben yapmış olduğum yorumlarda daha öncesinde 2500 seviyelere kadar baskının görülürse, baskının görülmesi durumunda bu çok şaşırtıcı olmaz. Bakın kar realizasyonları da 2500'ler yakılabilir tarzında yorumlarda bulunuyordum. E, an itibariyle gelmiş olduğumuz nokta özellikle de 55 günlük üstsel hareketli ortalamayı da aşağı doğru kırmaya çalışınca ki bu ortalamada 2636'dan geçiyor. Artık 2583 seviyesini çok ama çok yakından takip edeceğiz. Şimdi net bir zayıflık var. Peki zaten 2615 dolardayım bakın görüyorsunuz. Peki acaba 2580'ler aşağı doğru kırılacak mı? Değer yatırımcılar bakın teknik olarak ben bu grafiğe baktığım zaman burası kesin kırılır kesin kırılmaz diyemem. Ayrı mesele ama çok net bir zayıflama emaresi var. Benim için burada iki tane önemli zayıflama emaresi var. Yani burada derken 10 saatin fiyatlarından bahsediyorum. Bir. Yaklaştırdığım bir şeye dikkat edin. Bakın 8 ve 21 günlük üstel hareketli ortalama. Ne olmuş? 8, 21 günlük üstel hareketli ortalamayı bugün itibariyle yani tarihleri 11 Kasım'ı gösterdiğinde aşağı kırmış. Ve bu ee, hareketli ortalamalar eğitiminde çok net bir sat sinyaldir. Kısa vadeli hareketli ortalama görece kendinden daha uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağı kırıyorsa bu çok net bir sat sinyaldir. Dolayısıyla... 8.21 aşağı kırıyor. Zaten hem, 8, hem de 21 günlük üstel hareketli ortalamanın altındaki fiyatlamalar devam ediyor. Bunun yanında bir de 55 günlük hareketli ortalamanın da altındayım. O zaman 2.583 dolar seviyesine kadar baskının devam etme ihtimali bir hayli kuvvetli. Şimdi bu birinci unsurdu. İkinci unsur dedim ya iki tane unsur var dedim satış noktasındaki sinyal bazında. Haftalık grafikleri ben baz aldığımda bakın ya inanılmaz. Yani bu 2.580'ler falan gerçekten inanılmaz teknik destek seviyeleri. Ama bakın grafiği ben haftalığa çevirdiğimde size sadece burada bir şey göstermek istiyorum. Şimdi Şu trendi şöyle hızlı bir şekilde sileyim. Tabii silebilirsem. Ee, şöyle bir sil diyelim. Bu haftalık grafiklere gelince sapıtıyor. Neyse çok önemli Şöyle bir kaldıracağım. Şimdi bu trendi hiç düşünmeyin. Tamam mı? Hadi şöyle bir yerlere koyalım. Şimdi değerli yatırımcılar. Şunu net ifade edeyim. Bakın şimdi bir baskı var. Tamam burada çok net bir baskı var. İşte 21 günlük üstel hareketli ortalama da zaten 2561'lerden geçiyor ama ben ben 2580'leri çok yakından izledim biliyorsunuz. Benim size burada göstermek istediğim unsur şu. Bir şeye dikkat edin. Bakın fiyatlamayı kapatıyorum. MACD'ye dikkat edin. MACD'ye dikkat edin. Değerli izleyiciler. MACD tamam sıfırın üzerinde doğru bir kar realizasyonu yapıyor diyor bana. MACD göstergesi altın fiyatlarıyla ilişkin. Ama bakın trigger çizgisini aşağı doğru kırıyor. Ve özellikle de şuraya görüyorsunuz değil mi? Bakın yaklaştırıyorum. Şuraya görüyorsunuz değil mi? Bakın bugün itibariyle yani bu hafta itibariyle ki haftaya gerçi daha yeni başladık ama bu haftayı trigger çizgisinin altında kapatması demek ons altın fiyatlarında satış baskısının kuvvetlenme ve artma ihtimali var demektir. İşte ben o satış baskısının kuvvetlenip artma ihtimalini nereyle ölçeceğim? 2583 dolarlarla ölçeceğim. Çünkü olası bir 2583 dolar kırılımı ki ciddi bir zayıflık emaresi var. Bu destek seviyesini kırılma olasılığı var. Ama teknik olarak kırılmadığı sürece kırılacak demek teknik analizin ruhuna ve disipline aykırı. Ama kırılırsa çok şaşırmam. 2.583'lerin aşağı doğru kırıldığı bir durumda 2.340 dolarlara kadar bakın bu sefer ana teknik destek seviyesi yani ana yükselen trend e, desteğine kadar. Burayı da 5 yapalım ve e, buraya mesela nasıl bir renk belirleyelim? İşte pembe olsun bileyim hani böyle patlasın istiyorum. Görüyor musunuz? İşte burası mesela 1800 dolarlardan başlayan e, yükselen trend desteği 2340'lardan geçiyor. Dolayısıyla ciddi bir zayıflama var. Kısa vadedeki kritik teknik desteğine bir hayli yaklaşan bir ons altın var. 2583 dolar. 2583 doların kırıldığı bir atmosfer. Ons altında 2340 2350 dolarlara kadar yani şu ana orta vadeli ve ana yükselen trend desteği olan pembeye kadar şu kadarlık bölgede baskı alma ihtimali söz konusu. Yani aslında bakarsanız ons altında net bir zayıflama gözüküyor. Öncelikle ons altının şimdilik negatif olduğunu söyleyebiliriz. Peki diğer tarafa baktığımız zaman yani bitcoin cephesine baktığımız zaman. Şimdi bakın 83.800 dolar seviyelerinde işlemlerin oluştuğunu takip ediyoruz. Değerli yatırımcılar ben Bitcoin ile alakalı bir grafik paylaştım. Ee, YouTube'da Bitcoin grafiğine ilişkin özel bir video çektim. Çok düşük e, bir izleme sayısı aldı. Hiç önemli değil. Yani 300-340 e, takipçi sadece izlemiş. E, demek ki benim e, abonelerim e, Bitcoin ile ilgilenmiyor. Ama olsun. E, i̇lgilenenler illaki vardır. Orada şunu demiştim. Bakın 68 bin dolarlar, 68-69 bin dolarlar kırıldı. Bitcoin yeni bir evreye mi geçiyor? Yeni bir yükseliş trendine mi başlıyor diye bir yorumlamada bulunmuştum ve dikkatlerin mutlaka Bitcoin tarafına çekilmesi gerektiğini de ifade etmiştim. Şimdi bir şey dikkat edin bakın. Ben söylediğim zaman şu seviyeler dedik. Tamam mı? Ve 73.800'den gelen şu alçalan trend direncinin kırıldığını görüyorum. Görüyor musunuz? Bu bir haftalık grafik. Haftalık grafiği açmamın sebebi şu. Değerli yatırımcılar bakın Bitcoin fiyatlarında her zaman şunu söylemiştim. 69 bin hatta neredeyse bir hafta bir sene önceki yayında da e, aynı şeyi dile getirmişim 69 bin düşüyor 15.500 dolarları tamam mı yani 69 bin 15.500 dolar düşüşünün 78.6'sının üzerinde kalıcılık sağlayan bir bitcoin var burada kapanış yapıyor bir hafta ama öbür hafta hop hemen yukarı atıyor bakın burada kuyruk bırakmış 57 binlerin üzerinde kapatmış 57.500 doların üzerinde kapatmış Bakın burada kapatıyor. Tekrar önümüzdeki hafta yani bir sonraki hafta tekrar 57.500 dolarların üzerine atıyor. Dolayısıyla 78.6 seviyesi aşağı doğru geçilebilmiş mi? Hayır. Dolu dolu bir geçiş yok. Dolayısıyla her an yukarı doğru bir zıplama olabilir diyorduk. Ama bunun için de ana şart şu 73.700 dolarlardan gelen alçalan trendin yukarı kırılması gerekiyordu. Kırıldıktan sonra iki tane teknik seviye ön plan çıkartmıştım ben. Bir Kısa vadede Fibonacci 1.272'si yani 69 bin 15500 dolar düşüşünün Fibonacci 1.272 seviyesi olan bakın kaçtan geçiyormuş 83.500 dolarları ara ara yani ara direnç ama kısa vadeli kısa vadeli bir yapıda asıl mesele olan ve yükseliş hareketlerinin kuvvetlenmesi noktasındaki e, en baba e, direnç olan altın oran 1618 seviyesi 102 bin dolarların ana direnç olduğunu dile getirmiştim. Bakın ne oldu? 83 500 dolarların bile üzerindeyim şu anda. Kalıcılık sağlar mı sağlamaz mı bilmem. Ama ben size şunu ne söyleyeyim? 83 bin seviyeleri çok kısa vadeli bir yapı içerisinde oldukça kolaylıkla test edilebilirdi. Zaten 84 bin dolarlara kadar yükseliş hareketleri yaşandı. Dolayısıyla ben 83.500'ün üzerinde kaldığı sürece Bitcoin cephesinde 102 bin dolar seviyesine kadar yükseliş hareketlerinin devam edip sürme ihtimali kuvvetli görürüm. 1.618'e ve çok şükür ki artık 6 haneli rakamlar elde etmiş olacağız derim Bitcoin'de. Çünkü Bitcoin'de en ufak bir yükseliş hareketinde hemen ne oluyor? 100 bin dolarlar falan hani 6 haneli rakamlar havada uçuyor. Ee, 83.500'lerin üzerinde ara direnç olarak 89.000 var. E, bu bu 89.000 nereden geliyor diye soracak olursanız orada da şöyle bir mantık size göstereyim. Bakın Burada bir günlük grafiği açalım. Ben günlük çalışmada e, grafiğim açılsın. Evet. Bakın günlük çalışmamda şöyle bir şey yaptım. Hani az önce şu trendi çizmiştik ya. 73.700'den başlayan. E dedim ki ben 49.000 düşüşüne Fibonacci attığım zaman 1.618'i tam olarak 89.000'den geçiyor. 80.500'lerde de 1.270'si var. Yani o bakımdan dolayı söylüyorum 89.000'i. Yoksa benim için ana plandaki resim, ana plandaki grafik haftalık grafiktir. Şu anda ekranlara yansıyan grafiktir. 83.500'lerin üzerinde kaldığım sürece çok kısa vadedeki ara direncim 89.000'dir. Ama 83.500'ün üzerinde kaldığım sürece bir miktar daha orta vadeli yapı perspektifi içerisinde 102.000 dolar seviyesine kadar yükseliş hareketinin devam etme ihtimali söz konusu olabilir değerli yatırımcılar. Şimdi Altın fiyatlarını ve e, Bitcoin fiyatlarını bu şekilde analiz ettik değerli yatırımcılar. Özellikle de Donald Trump'ın göreve gelmesiyle beraber dolar endeksindeki sert ve net kes, keskin yükseliş, tahvil getirilerindeki sert yükseliş, MTF fiyatlarını net bir şekilde aşağı doğru baskılıyor. Bu durumdan altın ciddi muzdarip. Zaten bu yıl itibariyle neredeyse %35'lere yaklaşan yıllık bazda ons altından bahsediyoruz. Net bir yükseliş hareketi yaşadı. E, dolayısıyla çok doğal olaraktır ki bir miktarda baskı oluşturuyor ben altın fiyatlarındaki baskının özellikle de 2580 dolarlar aşağı kırılırsa çok daha keskin bir hal alabileceğini ve 2300 dolarlı seviyelere kadar düşüş sürebileceğini düşünürken bakın burada negatif konuşurken Bitcoin'de 100 bin dolarların üzeri 102 bin dolarların hedef konumuna net ve kuvvetli tonda yerleştiğini düşünmem sebebiyle en azından önümüzdeki dönem itibariyle birazcık daha orta vadeli yapıda altın pozisyonlarından Bitcoin pozisyonlarına dönük kayışın daha net, daha kuvvetli olması gerektiğini düşünüyorum. Yani başlıktaki soru Bitcoin mi altın mı? Şu an itibariyle Bitcoin diyerek yayını burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına yorumda bulunmayı unutmayınız. Katıl üyeliğinde ekstra değerlendirin efendim. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. Dilerim.